Herkese merhabalar. Deniz Uğur'la 24 hafta sonu başlıyor. Her birinize mutlu, daha da önemlisi umutlu pazar, e, cumartesi ve pazar günleri diliyorum. Bu hafta sonunuz en azından umutlu olsun diyorum. Çünkü dünyadaki bazı olaylar bizi üzmeye devam ediyor. Biliyorsunuz bugün yine çok değerli bir konuğum olacak. Birisini konuşacağız. E, yazar bir konuğum, çok değerli kitapları olan bir konuğum. Hepinizi ilgilendirecek e, konulardan konuşacağız gazetelerimize göz atacağız çaylar kahveler eşliğinde. Ama öncesinde tabii ki size aktaracağım gelişmeler var. Öncelikle İran'da Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verme işlemi sona erdi. Biliyorsunuz sandıklardaki oylar gece yarısından beri sayılıyor. İlk sonuçlara göre reformist Mesut Pezeşkiyan %42.3 ile yarışı önde götürüyor. İran'da oy verme işlemi gece 24'te sona erdi. Ardından sandıklar açıldı. Oy sayımına geçildi. İran İçişleri Bakanlığı gece yarısından beri 14 milyondan fazla oyun sayıldığını açıkladı. İlk sonuçlara göre Mesut Pezeşkiyan oyların yaklaşık 6 milyonunu aldı. %42,3 ile yarışı önde götürüyor. Pezeşkiyan'ı %39,5 ile Said Celili takip ediyor. Muhammed Bakır Kalibaf %13,4 oyla üçüncü. Mustafa Pur Muhammedi %0,8 ile dördüncü sırada yer alıyor. Adayların ilk turda seçilebilmesi için %50 artı 1 oy alması gerekiyor. İlk turda %50 artı 1'in üzerine çıkan aday olmaması halinde en fazla oyu alan iki aday ikinci tura kalacak. İkinci tur seçim 5 Temmuz'da yapılacak. 5 Temmuz'da ülkenin 9. Cumhurbaşkanı belli olacak. Evet 27 ilde düzenlenen Siber göz 47 operasyonlarında 97 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin hesaplarında 21 milyar Türk lirası işlem hacmi olduğu tespit edildi. Mersin, Ağrı ve Antalya merkezli 27 ilde operasyon için düğmeye basıldı. 7258 sayılı futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması suçlarına yönelik siber göz 47 operasyonu düzenlendi. Hesaplarında toplam 21 milyar TL işlem hacmi bulunan 97 şüpheli yakalandı. Suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması sonucu elde edilen yaklaşık 194 milyon 150 bin TL değerinde 12 konut, 6 adet otomobil, 4 adet motosiklet, 2 adet arsa ve şüphelilere ait banka, elektronik para ve kripto Varlık Hizmet Sağlayıcı hesaplarına el konuldu. Türkiye Mali Eylem Görev Gücü gri listesinden çıktı. Haberi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabı üzerinden başardık mesajıyla paylaştı. 2021 yılından beri devam eden süreç bitti. Türkiye mali eylem görev gücünün gri listesinden çıkarıldı. Ekonomiyi rahatlatan haber Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi. Şimşek, mali eylem görev gücünün son toplantısında Türkiye'ye dair sunum yaptı. O toplantıda Türkiye'nin eylem planlarını yerine getirdiğine dikkati çekti. Sunumun ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şimşek, "Başardık" ifadesini kullandı. Daha sonra da Türkiye kararı açıklandı. 2021'de gri listeye giren Türkiye listeden çıktı. Piyasalar derin bir nefes aldı. Gri listeden çıkmasıyla Türkiye'nin fon imkanları artacak. Uluslararası alanlardaki fon kısıtlaması bitecek. Ayrıca yurt dışı kaynaklı yatırımcılar da Türkiye'yi tercih edebilecek. Yatırım ve fonlarla birlikte dezenflasyon süreci hızlanırken Türk lirası da dolaylı olarak değer kazanacak. <laughs> Gri listeden çıkma kararı borsayı da olumlu etkileyecek. Borsa İstanbul'dan çekilen yabancı yatırımcılar süreç içerisinde geri dönecek. Zamanla Borsa İstanbul'daki yükseliş hız kazanacak. <laughs> Konuya ilişkin bir açıklamada Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan geldi. Yılmaz söz konusu kararın Türk ekonomisine kazandıracaklarını sıraladı. Hazine ve Maliye Bakanlığımız başta olmak üzere bu süreçte emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyoruz ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'ta kararın ardından bir mesaj paylaştı. 2021'den beri eylem planı çerçevesinde yapılan düzenlemeleri hatırlattı. Adalet Bakanlığı olarak kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadeleye aralıksız devam edeceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türk Kara Kuvvetleri'nin 2233. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrik mesajını sosyal medya hesabından paylaştı. Türk Kara Kuvvetlerimizin 2233. kuruluş yıl dönümünü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum dedi. Paylaşımın devamında Erdoğan, mazisi şanla, şerefle, nice büyük zaferle dolu Türk Silahlı Kuvvetlerimizle Kara Kuvvetlerimizin kahraman mensuplarını selamlıyor, aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum ifadelerine yer verdi. Evet, çaylarınızı, kahvelerinizi aldıysanız şimdi gazetelere göz atacağız. Önce göz bebeğimiz akşam gazetemizle başlıyorum her zamanki gibi akşamı birinci sayfasında en öne çıkan manşet al birini vur ötekine. Amerika Birleşik Devletleri'nin iki başkan adayı ekrandaki ilk kapışmada İsrail'e destek yarışına girdi. Adaylardan Cumhuriyetçi Donald Trump, İsrail'in daha serbest hareket etmesine izin verilmesi gerektiğini savunarak başladıkları işi bitirmelerine izin verilmesi gerekiyor dedi. Demokratların adayı olan Başkan Joe Biden'sa İsrail'e ihtiyaç duydukları tüm silahları ihtiyaç duydukları zaman sağlıyoruz. İsrail için en büyük destek kaynağı biziz. yanıtını verdi. Burada bir de ahlak tartışması e, başlığı var. Varsa tabii. Donald Trump Biden'ın oğlu en üst seviyede bir suçlu demiş. Joe Biden ahlak seviyen bir sokak kedisiyle aynı demiş. Ee, ne kadar doğru bir manşet atmış akşam gazetesi al birini vur ötekine gerçekten evet yanında e, suistimale fırsat vermeyiz başlığını görüyorum başkan Erdoğan Cumhur İttifakı'nda suistimale fırsat vermeyeceklerini söyledi uzun süredir Devlet Bey ile görüşmelerimiz var. Ülkemizin siyasi gelişiminde neler var? Ne gibi tedbirler almamız gerek? Bunların değerlendirmesini yapıyoruz. Suriye ile ilişki kurulmaması için sebep yok. Suriye'nin iç işlerine karışmak gibi bir derdimiz olamaz. Sayın Esed görüşmeler yaptık. Yarın olmaz diye bir şey mümkün değil demiş Cumhurbaşkanımız. Hemen üstünde de Türkiye gri listeden çıktı haberi var. Türkiye Mali Eylem Görev Gücü tarafından 3 yıl önce alındığı gri listeden dün itibariyle çıkarıldı. FATF'ın yani FATF'nin tüm tavsiyeleri kripto varlıklar düzenlenmesiyle tamamlandı. Bakan Şimşek gelişmeyi başardık notuyla duyurdu. Kararla büyük fonların Türkiye'ye gelişi hızlanacak. FATF'nin kararında organize suç örgütlerine yönelik Leijdeckers ve Comanchero operasyonları da etkili oldu. Heyet iki operasyon için ender görülen soruşturmalar yorumu yaptı. Haberin detaylarını dördüncü sayfada okuyabilirsiniz. Sevindirici bir gelişme. Hemen altında Çin Avrupa'ya Türkiye ile açılır başlığını görüyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank Çin'de global markaların yatırımlarını inceledi. Varank, Gümrük Birliği ile Avrupa'da rahatız. Türkiye'ye yatırım, Çinli şirketlere de AB kapısını açar demiş. Beşinci sayfada bu haberin de devamını okuyabilirsiniz. Hemen altında 3 yıl boş yere kemoterapi haberi var. 6 yaşındaki Buğra Koça, 3 yıl önce konulan teşhis yanlış çıktı. HLH teşhisiyle iki buçuk yıl kemoterapi gören koçun saçları döküldü. Çocuk aşırı kilo aldı. Gerçek hastalığın ateşli iltihaplı romatizm olduğu üç yıl sonra anlaşıldı. E, maalesef bu haberde 16. sayfada detaylı bir şekilde okunabilir. 352 aday LGS'de full çekmiş arkadaşlar. Aktarıyorum. LGS'ye katılan 1 milyon 38.544 öğrenciden 352'si tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. 17 Temmuz'da bitecek tercih süreci başladı. Bu yıl Türkiye genelinde 2525 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek. Yerleştirme sonuçları 22 Temmuz'da açıklanacak. Hemen yanındaki fotoğrafı görüyorsunuz. 500 tam puan alan Elif Zeren Adalı kanser olan dedesi için genetik mühendisliği okumak istiyormuş. Bunu da size aktarmış olalım. Hemen altında dem belediye işçilerine savaş açtı başlığı var. Demli Bağlar Belediyesi 1 Nisan'dan bu yana devam eden işten çıkarmaları protesto eden işçilerin önüne hafriyat kamyonlarıyla barikat kurdu. Yerel seçimle birlikte yönetimi deme geçen belediyede 160 personel işten çıkarıldı. Büyük kıyımı protesto eden işçiler de belediye önünde oturma eylemi başlattı. İşçileri engellemek için önce bahçede çim biçme ve ağaç budama yapan belediye, işçiler vazgeçmeyince kum yüklü kamyonları belediyenin etrafına yığdı. Fotoğrafı görüyorsunuz kamyon duvarıyla barikat diyor. Akşam gazetesi. 12. sayfada detaylarını okuyun lütfen. Türk Yıldızları şifa için havalandı haberini görüyorum. Ayrıca kutsal topraklarda hac ibadetini yerine getirirken rahatsızlanan 13 vatandaş Türk Yıldızları bünyesindeki C130 nakliye uçağıyla Türkiye'ye getirildi. Aralarında uzman hekimlerin de bulunduğu 10 kişilik sağlık ekibi eşliğinde Ankara'ya gelen vatandaşlar iki şehir hastanesinde tedavi altına alındı. Anadolu'yu dünyaya taşıyacağız haberini görüyorum hemen yanında. Emine Erdoğan yerel ürünlerimizi markalaştırarak ve küresel pazara küresel pazarlara taşıyarak ulusal kalkınmayı desteklemeyi hedefliyoruz demiş. 12. sayfada devamı. Ayrıca hemen altında Koza İpek Yalısı'na 1.1 milyar haberi var. Bebek'te bir dönem FETÖ firarisi Akın İpek'e ait olan yalı 1.1 milyar liraya %70'i Tayvanlı TCC'ye ait Oyak Çimento'ya satıldı. Bu haberin de detayları 5. sayfada. Şimdi sabah gazetesine bakacağım. <laughs> Evet, Sabah Gazetesi de 352 öğrenci birinci oldu haberini sürmanşet yapmış. Ee, kardeş Suriye ile önümüzde engel yok demiş Başkan Erdoğan. Önemli açıklamalarda bulundu diyor Sabah. Suriye ile ilişkilerimizi geçmişteki gibi canlı tutabiliriz. Sayın Esetle yarın yine görüşebiliriz. Kentsel dönüşüme gidelim ve artık bu işi sağlama bağlamış olalım. Devlet Bey ile ülkemizin siyasi gelişmelerinde neler var? Ne gibi tedbirler almamız gerekir? Bunların değerlendirmesini yaptık. Suriye ile geçmişte nasılsa aynı şekilde hareket edebiliriz demiş. Başkan Erdoğan Cuma namazını Hazreti Ali Camii'nde kılmış ve çıkışta o açıklamaları yapmış. 10. sayfada detayları. Türk ekonomisine güven perçinlendi. Evet, Sabah gazetesi birinci sayfada çok büyük görmüş bu haberi. Çünkü önemli. Mali eylem görev gücü Türkiye'yi 3 yıl sonra gri listeden çıkardı. Ülkemizin finansal sistemine güveni artıracak bu tarihi kararla birlikte yabancı sermayenin Türkiye'ye akışı hızlanacak. Seçimlerin ardından 30 milyar dolarlık yabancı girişinden sonra önemli bir eşik daha açıldı. FATF toplantısına katılan Maliye Bakanı Şimşek, gri listeden çıkma kararını başardık paylaşımıyla duyurdu. Kararın ardından kredi kuruluşlarının Türkiye'nin notunu arttırması bekleniyor. Hükümetten önemli mesajlar gelirken karar iş dünyasında memnuniyetle karşılandı. Finans kuruluş kuruluşları ise piyasalara ilginin artacağını açıkladı. Yatırımların önünü açacak bu kararla birlikte Türkiye ekonomisine güven artacak, yeni pazar fırsatları oluşacak. Merve Bilkay'ın haberi dördüncü sayfada okunabilir. Hemen yanında Akkaya kızını ve ön bilgini üç ay rahatsız edemeyecek şeklinde bir haber var. Genellikle magazin haberlerini okumuyorum ama. Deniz Akkaya ile kızının babası Efe ön bilginin arasında sular durulmuyor. Akkaya kızını... Ve ön bilgini sosyal medyada rahatsız edemeyecek demiş. Günaydın gazetesi onun da anonsunu e, ilk sayfadan vermiş. Evet bakın sayfanın alt köşesinde Gazze'de herkes açık hedef başlığını görüyorum. Dün çadırlara yapılan saldırıda 11 Filistinli öldü. Fotoğrafta yine çocukları görüyoruz. Soykırımcı İsrail Gazze'de yıkılmış binaları bile bombalıyor. Ambulanslar yakıt olmadığı için hareket edemiyor. Sokaklar ölülerle dolu. Refahta kıtlık koşulları hakim. Bu haberin de detayları 9. sayfada. Hemen yanında 30 bin depozito makinesi geliyor başlığı var. Çevre Bakanı Özhaseki Şişe ve ambalajların 25 kuruşluk ödeme ile geri dönüşümünü hedefleyen sistemi anlattı. 2000 noktaya makineleri koyacağız. 2028'de sayı 30 bini bulacak demiş. 10. sayfada devamı. Yüzümdeki şarapnel kinimi dik tutuyor. Başlığı burada dikkatimi çekiyor. Genelkurmay önündeki vatan savunmasında 15 Temmuz'da FETÖ'cü hainlerin ateşiyle gazi olan öğretmen Mustafa Çağır o günü anlattı. Kobra helikopteri mermi yağdırıyordu. Mercimek büyüklüğünde bir şarapnel iki kaşımın ortasında kaldı. O benim şeref nişanem. Her sabah yüzümü yıkadığımda elime değiyor. Bu his FETÖ'cü hainleri olan kinimi ve öfkemi diri, diri tutuyor demiş 11. sayfada lütfen okuyun e, bu haberin de devamını. Şimdi Hürriyet gazetesine bakıyorum. Evet, gri listeden kurtulduk. Buradaki en büyük manşet Türkiye kara parayla mücadelede önemli bir kriter olan gri listeden çıktı. Uluslararası otoriteler, kredi kuruluşları ve yatırımcılar nezdinde daha itibarlı hale gelen Türkiye 2021 öncesi gibi kolay ve ucuz kaynaklar bulabilecek eksikler giderildi diyor Hürriyet gazetesi. Türkiye Ekim 2021'de mali eylem görev gücü tarafından gri listeye alındı. Fakat dün yapılan toplantıda Türkiye bu listeden çıkarıldı. Altında öncekilerden tekrar düşmemek için daha farklı yönünü okuyorum haberin. Cari açık Mayıs'ta yüzde 48 geriledi diyor Hürriyet. TÜİK'in yaptığı açıklamaya göre Türkiye Mayıs ayında yaptığı ihracat 11.3 artarak 24 milyar dolar ithalat %10.4 azalarak 30.5 milyar dolar oldu. Dış ticaret açığı %48 gerileyerek 6.5 milyar dolara düştü. E, bakan Şimşek Şimşek Türkiye'nin gri listeden çıkışını başardık mesajıyla duyurdu biliyorsunuz. Daha çok yatırımcı gelecek başlığını atmış Hürriyet ayrıca konuyla alakalı olarak. Hürriyete konuşan uzmanlar gri listeden çıkışın Türkiye'ye neler getireceğini anlattı. Bu kararla birlikte Türkiye'ye artık daha fazla yabancı kaynak girişi olacaktır. Yabancı yatırımcılar olumlu etkilenecek. Türkiye'ye daha fazla dış yatırım gelecek. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye'ye daha olumlu bakacak. Evet, devlet beyle beraber yürüyoruz demiş Cumhurbaşkanımız. Bu haberi size aktarmıştım. Bir de hürriyetin ele aldığı şekliyle aktarmak istiyorum. Önemli bir mesaj. Cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile aynı kararlılıkla yola devam ettiklerinin mesajını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı es Esad'ın iki ülke ilişkileriyle ilgili girişimlere açığız mesajına çok önemli bir açıklamayla karşılık verdi. İlişki kurulmaması için hiçbir sebep yok. Geçmişte nasıl birlikteysek yine aynı şekilde birlikte hareket ederiz. Suriye'nin iç işlerine karışmak gibi bir derdimiz, hedefimiz asla olamaz. Çünkü bizim için kardeş topluluktur Suriye halkı. Biliyorsunuz geçmişte Sayın Esed'le ailece görüşmeler yaptık. Yarın olmaz diye bir şey yok. Yine olur demiş 10. sayfada. Haberin detaylarını lütfen okuyun. Evet LGS sonuçları açıklandı. Buna her gazete yer veriyor. Fakat burada da farklı yönleri ele alınmış. Bu sınav zordu. Dilimler değişti. Başlığını okuyorum. Liselere geçiş sınav sonuçları açıklandı. Tercih süreci 28 Haziran 17 Temmuz arasında olacak. Yerleştirme sonuçları ise 22 Temmuz'da açıklanacak. Eğitim uzmanı Salim Ünsal sonuçları Hürriyet'e değerlendirdi. Geçen sene sınav kolaydı. Bu yıl adaylar geçen yıla göre daha az netle daha yüksek bir dilimde olabilir. Örneğin geçen yıl yüzde 6'ya giren öğrenci bu yıl aynı netlerle yüzde 2.8'lik dilime girebilir demiş. Bakın bu öğrencileri de velileri de ilgilendiren önemli bir haber. 11. sayfada detaylarını okumanızı tavsiye ediyorum. Hemen altında ateşsiz piknik yapın uyarısı var. Evet arkadaşlar lütfen ateşsiz piknik yapın çünkü ciğerimiz yanıyor. Bunlar çok riskli bu sıcaklarda. Sıcaklarla birlikte orman yangını riski artarken Mersin Orman Bölge Müdürü Rifat Ataş'tan önemli bir uyarı geldi. Ataş vatandaşlara lütfen ateşsiz piknik yapın. Eğer ateş yaktıysanız da söndüğünden emin olmadan oradan ayrılmayın. Bir şüphe varsa Hemen 112'yi arayın çağrısını yaptı. Lütfen dikkate alalım. Haberin devamını 4. sayfada lütfen okuyalım. Evet yanında Trump'la Biden'ın fotoğraflarını görüyorsunuz. Trump ankette fark attı diyor Hürriyet. Joe sen bırak başkası olsun. Demokrat partili ABD Başkanı Joe Biden, Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'la çıktığı TV düellosunda ağır yara aldı. Hüsrana uğrayan partililer, Biden'ın yerine başka bir aday bulunsun çağrısı yaptı. Biden 81 yaşında biliyorsunuz. Kısık sesi, boş bakışları, anlamsız ve yarım kalan cümleleriyle partililere hayal kırıklığı yaşattı. İyi de bu yeni bir şey değil ki bu adamcağız hep böyleydi. Biden'ın yerine başka bir aday bulun diyen seçmenler partilerine telefon yağdırdı. Biden'a medyada cephe aldı. Demokrat Parti panikte. Peki Biden'ın yerine yeni aday bulunabilir mi? Hürriyetin araştırmasına göre bu imkansız değil. Ancak çok zor. Evet 9. sayfada bunu okuyabiliyorsunuz. Suriye'ye gidebilirim başlığı var. Bakın e, bu haberi de size aktarmak istiyorum. CHP lideri Özgür Özel Suriye devlet başkanı Esad'la görüşmek istediğini bunun zeminini araştırdıklarını söyledi. İlginç bir haber. Buna dikkatinizi çekeyim dedim. Olumlu gelişmeler var başlığı atılmış. İnisiyatif almaya hazırım. Diyalog kanallarının açılması için gerekirse ben Esad'la görüşmeye gideceğim. Bunun zeminini araştırıyoruz. Olumlu gelişmeler var. Günü geldiğinde açıklayacağız. Gidip Sayın Esat'la görüşüp Türkiye'nin masaya oturması için talebimizi ileteceğiz. Ee, özel dün sabah Halk TV'de bu soruları yanıtlamış. 12. sayfada detaylarını okuyun. Evet. Sağ alt köşede buradardan kaçış yok başlığını görüyorum. Ben de bir e, araç sürücüsü olduğum için özellikle dikkatimi çekti size de aktarayım. Trafik birimleri 14 Haziran'dan bu yana yerli radar kullanıyor. Bayram tatilinde tüm yollardaki denetimler bu radarlarla yapıldı. Kolay kurulabilen, yapay zekalı yeni radarlar aynı yönde seyreden dört şeritteki bütün araçların hızını ayrı ayrı tespit edebiliyor, eee ki de ediyor. Yani sürat felakettir, benim çocukluğumdan beri söylenen bir slogandır, bir kamu spotudur. Ama hala maalesef özellikle bayramlarda, tatillerde e, kazalar olmaya devam ediyor. Bunun önünün kesilmesi gerekiyor. Bu da olumlu bir haber o anlamda. Dördüncü sayfada detaylarını görün derim. Şimdi Milliyet Gazetesi'ne bakacağım. Evet... <laughs> Türkiye gri listeden çıktığı Milliyetin de ilk sayfasında önemli bir yer almış. Şimdi para yağacak diyor e, Milliyet gazetesi. Amin diyorum ben de. Türkiye mali eylem görev grubunun gri listesinden çıktığı yeni süreçte uluslararası fonların Türkiye'ye kaynak sağlamasının önü açılacak. Dış kredi maliyetleri düşecek. Yabancı şirketlerin Türkiye'ye ilgisi artacak. Ee, diğer gazetelerden daha farklı olarak detay verilmiş mi diye bakıyorum. Evet, sıcak para için yol başlığı var. Kararla birlikte uluslararası yatırım fonları için Türkiye'ye kaynak sağlamanın önü açılacak. Sınır ötesi finansal işlemlerdeki kısıtlamaların kalkması ve uluslararası kuruluşlardan kredi sağlanmasının kolaylaşması öngörülüyor. Başta Avrupa. Ve Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere daha rahat kaynak çekebilecek olan Türkiye sıcak paranın ve tahvil yatırımların da e, kendisine yönelmesini sağlayabilecek mitat Mithat Yurdakul'un haberi 5. sayfada okuyun lütfen. Evet Suriye açılımı diplomatik ilişkiler kurulabilir. Bu habere de yine Milliyet birinci sayfada da yer vermiş. Çünkü bu da önemli bir gelişme. Tekrar altını çizelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da cuma namazı çıkışı yaptığı Açıklamada Suriye ile normalleşme süreciyle ilgili olarak Su Türkiye ile Suriye arasında yeniden diplomatik ilişkiler kurulmaması için hiçbir sebep yok. Sayın Esat'la geçmişte ailece görüşmeler yaptık. Yarın olmaz diye bir şey kesinlikle mümkün değil dedi. Bu haberin de devamı 10. sayfada aynı şekilde devamı 10. sayfada olan bir başka haber daha var. Kaçamayacağı teklif sunarız başlığıyla verilmiş CHP lideri özel önümüzdeki bu yıl, önümüzdeki yıl bugünlerde erken seçim talebini dillendireceklerini söyledi. Meclisin erken seçim kararı almasının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a üçüncü kez aday olma imkanı tanıyacağını hatırlatan Özel, iki seçim arasında beş yıl var, tam iki buçuk yılda kendisine kaçamayacağı bir teklif sunarız dedi. Bu da e, dediğim gibi 10. sayfada detaylarını okuyabileceğiniz bir diğer haber. Evet, ilk tur Trump'ın diyor e, Milliyet Gazetesi. ABD Başkanı Biden ve Cumhuriyetçi rakibi eski başkan Trump TV düellosunda karşı karşıya geldi. Dün galiba bütün dünya bunu seyretti zaten. CNN'deki tartışmada Biden beklentilerin altında kaldı. Söyleyeceklerini karıştıran Biden'ın performansı oldukça düşük bulundu. Yani dediğim gibi bu adam hep böyleydi. Trump rakibine ne konuştuğunun farkında olduğunu sanmıyorum eleştirisini yöneltti. ABD kamuoyunda ilk turun galibi olarak Trump gösterildi. 7. sayfada bunun da devamı. Evet, burada farklı bir haber var. Azmanbüs'e Korsan davası diyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Büyükada'da faaliyete geçirdiği ve ada halkının Azmanbüs adını verdiği elektrikli minibüsler yargıya taşınıyor. Ada sakini avukat Erhan Ergun İETT'nin adalarda uyguladığı fiyat tarifesi anayasanın eşitlik ilkesine aykırı. Bu toplu taşıma değil, korsan taşımacılıktır. Dava açacağız dedi. Bakın ilginç bir haber. Adalılar e, bu haberi okusunlar. 8. sayfada detaylarını incelesinler diyorum. Hemen altında bankadaki odası arandı e, başlığını görüyorum. Yüksek kar vaadiyle İzmirli iş insanlarını 300 milyon lira dolandırdığı öne sürülen Denizbank Bornova Şubesi Müdürü Hatice Öğün'ün bankadaki odasına ve karşıyaka döviz isimli iş yerinde arama yapıldı. Polis iki kişiyi daha gözaltına aldı. İntihar girişiminde bulunan Hatice Ö ise psikiyatri servisine yatırıldı. 13. sayfada bu haberin de devamı. ...bana Seçil Erzan'ı onunla ilgili haberlere çağrıştırdı. ona benzeyen bir vakayla anladığım kadarıyla karşı karşıyayız. Evet İran sandığa gitti diyor Milliyet. Hemen yanında elektriğe yüzde 38 zam demiş. Konutların elektrik tarifesine yüzde 38 zam geldi. Bu artışla beraber 100 kW elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödenecek tutar... 207.23 Türk lirası oldu. Tarife 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak. Bu da hepimizi ilgilendiriyor. Özellikle benimki gibi kalabalık aileleri diyeyim. 5. sayfada devamını okuyun. Evet, bakın işlenmiş gıdaya vergi şeklinde bir haber daha var. Ultra işlenmiş gıda terimini icat eden Brezilya'daki Sao Paulo Üniversitesi'nden Profesör Carlos Monterio aşırı işlenmiş gıdalar sağlığı bozarak ölümcül hastalık riski yaratmaları nedeniyle ağır bir şekilde vergilendirilmeli. Çok yüksek vergi bir nebze önlerini kesebilir demiş. Evet ilginç bir öneri. Üçüncü sayfada bunu inceleyin derim. 25 bıçak darbesini hatırlamadı başlığı var hemen altında. Katilin çıldırtan ifadesi. Balıkesir'de motokurye üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ı bıçakla öldüren 17 yaşındaki sanık EÖ dün hakim karşısına çıktı. EÖ Bıçağı bir yere salladım. Bir kere salladım. Sonrasını hatırlamıyorum. Maktule 25 kere bıçak sallamışım. 25 kere sallasam da o gün neyin beni buna sevk ettiğini hatırlamıyorum demiş olacak iş değil. 13. sayfada bu haberinde devamı. Şimdi Türkiye gazetesine bakacağım. Yardımlara çeki düzen manşeti öne çıkıyor. Türkiye'de listelere değil gerçeklere bakılacak. Aynı kişi birkaç yerden yardım alamayacak. Üç çocuklu aileye vergi indirimi ve uygun kredi yolda. Hükümet hakkaniyeti korumak için sosyal yardımları tek çatı altında toplayacak. Aile, Çalışma ve Hazine Bakanlıkları bir araya gelip kriterleri belirleyecek ve bunlar kesinlikle esnetilmeyecek. Emekli, asgari ücretli ve dar gelirliye mevcut destekler artırılarak kapsamı genişletilecek. Ucuz konut hamlesi diyor altında Türkiye Gazetesi. AK Parti kaynakları belediyeden, sivil toplum kuruluşlarından ve bakanlıklardan ayrı ayrı yardım alanlar var. Bunlar tek elden yapılacak dedi. Üç çocuktan sonra vergi indirimi sağlanması, ve kredilerde faiz oranlarının düşük tutulması gündemde. Dar gelirliye ucuz konut için de çalışma yapılıyor. Emrah Özcan'ın haberi 7. sayfada. Bunu okumanızı öneriyorum. Vasiyetin tamam şehidim başlığı var bu haberin altında. Fotoğrafı görüyorsunuz. Afrika'da Adına su kuyusu açılmasını vasiyet eden Kuzey Irak şehidi As Subay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un arzusu yerine getirilmiş. 11. sayfada bu anlamlı duygu dolu haberi okuyabilirsiniz. Evet savaşlı düelloyu Trump kazandı haberine burada yine e, yer verilmiş. ABD Başkanı Biden ve rakibi Trump canlı yayında kozlarını paylaştı. Adaylar birbirini bel altından vurdu. Trump Biden'a bizi 3. Dünya Savaşı'na sürüklüyorsun dedi. Tartışmayı izleyenlerin %67'si Trump'ı başarılı bulurken Biden'ın performansı demokratları panikletti. Paniğe kapılmakta geç kalmışlar bence. 10. sayfada detaylarını okuyun. Hemen altında Avrupa Birliği'ni faşizm endişesi sardı başlığını atmış Türkiye gazetesi. Özgürlükler kıtası olarak sunulan Avrupa giderek faşizme teslim oluyor. Evet hepimiz farkındayız bunun. Avrupa Parlamentosu'nun radikal sağa teslim olması birçok ülkede ırkçı partilerin yükselişe geçmesi endişesine yol açtı. Eee İlk sınavı yarın sandık başına gidecek, Fransa verecek. Cumhurbaşkanı iç savaş uyarısı yaptı. Siyaset bilimci Yasin Baş'a göre Avrupa'da tarihi kırılma yaşanıyor. Fransa'da başlayan ve İslam düşmanlığından beslenen faşist dalga yayılıyor. Yılmaz Bilge'nin haberini 10. sayfada okuyabilirsiniz. Bu da ne kadar e, tezat dolu bir durum öyle değil mi arkadaşlar? Yani Batı bloğu değil mi e, bu e, mülteci krizlerine, dünyadaki mülteci krizlerine yol açan onların politikaları değil mi? Onların e, kanlı politikaları değil mi? Sömürücü politikaları değil mi? Sonra da yabancı düşmanlığı yapıyorlar bunun karşılığında. Yani hem sebep yani diyecek laf bulamıyorum. Evet, İran yeni reisini seçti. Komşu sandığa gitti haberi var burada da. İran helikopter kazasında ölen reisinin e, koltuğuna yeni isim seçmek için sandık başına gitti. Seçimde 4 aday yarıştı 10. sayfada haberin devamı. liste haksızlığı bitti demiş Bakan Şimşek. E, bunu da size aktarmıştık. Erdoğan'dan Suriye çıkışı Esat'la görüştük yine görüşürüz demiş Cumhurbaşkanımız. Bunu da size aktardım. Hemen altında... Gürcistan LGBT'ye yasak getirdi diyor Türkiye gazetesi. Gürcistan parlamentosu sapkın akımlara kanunla savaş açtı. Bundan böyle ülkede eşcinsel ilişkilerin propagandası yasak olacak. Cinsiyet değiştirme ameliyatı yapılamayacak. Eşcinseller evlat edinemeyecek. LGBT için miting, gösteri ve toplantı ...düzenlenemeyecek... ...bakın Gürcistan'da bu haberi 16. sayfada... ...inceleyebilirsiniz... ...FETÖ yalısı 11 milyara satıldı... ...diyor ayrıca... E, ...Türkiye Gazetesi... ...fotoğrafı görüyorsunuz... ...TMSF'nin ihaleye çıkardığı... ...Koza İpek Holding'e ait yalı... ...Tayvanlıların oldu... Ferrari FETÖ'cü Akın İpek'in... ...bebekteki yalısı... 750 milyon lira muhammen bedelle ihaleye çıkarıldı. 925 metrekarelik yalıya 1,1 milyar lira teklif veren Oyak Çimento yeni sahibi oldu. Şirketin %70'i Tayvanlı TCC'ye ait. 16. sayfada merak edenler haberin devamını okuyabilir hemen yanında okulların ismini Milli Eğitim Bakanlığı verecek haberini görüyorum. Özel komisyon kuruluyormuş bunun için. Yeni açılacak bütün eğitim kurumlarına adları Milli Eğitim Bakanlığınca verilecek. Suça karışması halinde kişilerin isimleri okullardan silinecek. Şehit ismi için de şehadet belgesi istenecek. Bakın 7. sayfada bunu detaylarını okuyabilirsiniz. Hemen altındaki fotoğrafı görüyorsunuz. Eski bakanın oğlu LGS'de birinci oldu diyor Türkiye gazetesi. Ayrıca evet oto pahalılanınca motosiklet sayısı 5,5 milyon haberi var burada. Trafiğe kaydı yapılan motosiklet sayısı Ocak-Mayıs döneminde yıllık bazda %38 artarak 5,5 milyonu Geçmiş arkadaşlar 16. sayfada okuyabilirsiniz. Ee, büyük artış elektriğe %38 zam geldi demiş. Türkiye gazetesi de aynı şekilde bu habere yer vermiş. Şimdi Yeni Şafak gazetesine bakıyorum. Son olarak evet Başkan Erdoğan'ın Suriye ile ilişkileri geliştirebiliriz haberi var. Ee, hemen altında Halep'teki o kapı 4 yıl sonra açıldı diyor Yeni Şafak Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları sahaya da yansımaya başladı. Ebu Zendin köyünde Suriyeli muhaliflerle rejim arasında bulunan Ebu Zendin kapısı ticari faaliyetlere açıldı. Tırlar geçmeye başladı. Halep'in kuzeydoğusundaki kapı 2020 yılından bu yana kapalıydı. Elbap Yerel Meclisi'nin 26 Haziran'daki duyurusunun ardından önceki gün bazı tırlar rejim bölgesinden muhaliflerin bölgesine geçti. 10. sayfada haberin detaylarını okuyun. Hemen yanında Rusya, Ukrayna'da silahlar büyüdü diyor Yeni Şafak. Son dönemdeki 3. Dünya Savaşı çıkacak uyarılarının bir nedeni de Rusya, Ukrayna Savaşı'nda kullanılan silahların boyut değiştirmesi. Ee, kısaca şöyle özetleyeyim haberi. Kamikaze İHA'ların menzili 15. 20 kilometreden 1000 artıya çıktı. Yakında teslim edilecek F-16'lar Moskova'yı vurabilme potansiyeline sahip. Rusya'nın da Kinsol sipersonik aerobalistik füzelerinin bazen NATO üyesi Polonya hava sahasına girmesi savaşı büyütebilir. 12. sayfada bu haberinde detayları. Evet benim için en önemli haberler her zaman Gazze ile ilgili haberler, Filistin haberleri bakın. Toprağın altı ve üstü şehit dolu. Şucaiye'de, Şucaiye mahallesini önceki gün yeni saldırı başlatan İsrail ordusu mahalleyi terk edenleri de vuruyor. Deir el Belah'taki hava saldırısında da dört sivil savunma gönüllüsü hayatını kaybetti. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 37.765'e yükselirken enkaz altında hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor. Fotoğrafı görüyorsunuz dehşet. Sivil savunma gönüllüleri Deir el Belah'ta katledilen dört arkadaşları için gözyaşı döktü. Öldürülmeyen ne basın mensubu kaldı ne sivil savunma gönüllüsü yani e, anlatılır gibi değil bu yaşananlar. Soykırımı gizleme çabası başlığı var e, Yeni Şafak'ta. İsrail'in Gazze'deki soykırımın ortağı e, ABD katliamların kayıt altına alınmasından da rahatsızmış. Bakın okuyorum. Amerika Birleşik Devletleri Kongresi ABD Dışişleri'nin Filistin Sağlık Bakanlığı'nın ölenlerle ilgili verilerini Paylaşmamasını öngören tasarıyı kabul etti. Kongre üyesi Brian Mast ise terörist olarak nitelediği Filistinlileri öldürmenin en iyi diplomasi olduğunu söyledi. Tarih bunları yazıyor. İleride e, torunlarını sizin yüzünüzden utanacak diyorum. Şimdi bir haber daha aktaracağım size. Emine Erdoğan'la Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Anadolu, Anadolu'dakiler projesinin tanıtım törenine katıldı. Bereket, birikim ve beceri mottosuyla hayata geçirilen projeyle ilgili konuşan Erdoğan, yerel ürünlerimizi markalaştırarak ve küresel pazarlara taşıyarak ulusal kalkınmayı desteklemeyi hedefliyoruz dedi. İzliyoruz. Atatürk Kültür Merkezi önemli bir programa daha imza attı. Bereket, birikim ve beceri motosuyla Anadolu'dakiler projesinin tanıtım töreni yapıldı. E Törene Emine Erdoğan'la Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır katıldı. Anadolu kavramının ne olduğuna dikkat çeken Erdoğan projeyle neye amaçladıklarını anlattı. Bu proje ile Anadolu'muzun yerel ve geleneksel ürünlerini tanıtmayı, yenilikler ile günümüze taşımayı, vatandaşlarımız ve tüm insanlığın istifadesine sunmayı amaçlıyoruz. Aynı zamanda yerel ürünlerimizi markalaştırarak ve küresel pazarlara taşıyarak ulusal kalkınmayı desteklemeyi hedefliyoruz. Emine Erdoğan proje destek verenlerin önemli bir rol üstlendiğini kaydetti. İnanıyorum ki bu anlamlı projenin her bir destekçisi insanlığın asırlardır ilmek ilmek dokuduğu Anadolu medeniyeti kumaşına kendi ipliğinden bir düğüm atacak, yaşatmak istediğimiz mirası daha güçlü bir şekilde geleceğe taşıyacaktır. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacar'ın ise önemli müjdeleri vardı. Bugün bu kıymetli buluşmada sizlerle bir müjdeyi de paylaşmak isterim. Anadolu'dakiler hareketimiz kapsamında 81 ilimizin tamamında kalkınma ajanslarımız ve GAP Bölge Kalkınma İdaremiz tarafından yerel üretim ve kalkınmaya yönelik Anadolu'dakiler destek programını bugün itibariyle inşallah başlatıyoruz. Yakın zamanda uygulamaya alacağımız Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programıyla da bölgelerimizin öne çıkan yatırım konularında özel sektör yatırımları için bugüne kadarkilerin de ötesinde oldukça güçlü bir destek sağlayacağız. Yine yakın zamanda kamuoyu ile paylaşacağımız bölgesel gelişme ulusal stratejisiyle sürdürülebilir kalkınmanın devamlılığı doğrultusunda hayata geçireceğimiz ve destekleyeceğimiz programları kamuoyu ile paylaşacağız. Projenin tanıtım törenine katılanlar Anadolu'dakiler sergisini gezerken Anadolu dans gösterisini izleme imkanı buldu. LGS sonuçları açıklandı öğrencileri de tercih telaşı sardı doğal olarak. Akif İnan Fen ve Teknoloji İlköğretim Lisesi de adaylara kapılarını açacak. Peki bu okulda öğrencileri neler bekliyor? Detaylar haberimizde izliyoruz. Başardık, tamam, tamam. Tamam. Tamam, tamam. Ben. Yazılım, robotik kodlama, uzay bilimi, siber güvenlik. Bu okul teknolojiye yön verecek olanların ilk dura. LGS sonuçları açıklandı. Sırada tercih yapmak var. Akif İnan Fen ve Teknoloji İmam Hatip Lisesi de öğrencilerini bekliyor. Hedefimiz, vizyonumuz ve misyonumuzla beraber geleceğin gençlerini ülkemizin güzel şeylerinde buluşturmak istiyoruz. Onun için bütün öğrencileri okulumuza davet ediyoruz. Geçmişine bağlı, geleceğe güvenle bakan, ahlaklı, erdemli gençleri yetiştirmek arzu ve hedefimiz. Okul LGS'de %1'lik dilimle gelen öğrencilere burs imkanı sağlıyor. Geleceğin mühendislerini yetiştiren okulda, teknoloji alanında birçok etkinlik düzenleniyor. Bu okulda robotik kodlamadan, yazılıma, uzay bilimlerinden, siber güvenliğe kadar birçok alanda eğitimler veriliyor. Şu anda mühendislik istiyorum. Önceden de istemiyordum ama. Bu okula geldim. Ankara Robotics ile tanıştım. Okulumuzun bir e, teknoloji kulübü. Ve daha sonrasında mühendisliğe bir e, ilgim olduğunu fark ettim. Ve bu takıma katıldım. Bu takım e, FRC, TÜBİTAK, Teknofest gibi çeşitli e, teknoloji yarışmalarına katılıp buralarda derece elde ediyoruz. Bizim e, FRC'de yani uluslararası bir yarışmada e, ikinciliğimiz, üçüncülüğümüz ve ee, şampiyonluğumuz var, ee, otonomda birinciliğimiz var yani ve çeşitli bir sürü e, ödüllerimiz var bu şekilde. Okul bir lisan bir insan ile ilerliyor. Hazırlık eğitimleriyle öğrenciler İngilizce de öğreniyor. Normalde bizim Akif İnan okulunda hiçbir şekilde İngilizce bilmeyen, en basit cümleleri kuramayan bir öğrenciler bir yıl hazırlık okuduktan sonra rahat bir şekilde B1 seviyesine gelebiliyor sıkı çalışan öğrenciler de B2 seviyesine geliyor. Elhamdülillah ben de geldiğim okuldan neredeyse hiç İngilizce öğrenmemiştim. Fakat Akif İnan'da hazırlığa başladıktan sonra hocalarımızın katkısıyla aynı zamanda daha önceden hazırlık okumuş abilerimizin katkısıyla okul sonrasında kurslar da yaparak İngilizce seviyemizi geliştirdik. Tercih ile İngilizce yanlarında götürmek isterlerse bu üniversite üniversitedeki hazırlık sınıfını geçme ihtimallerini kesinlikle elde ediyorlar. Ancak dediğimiz gibi e, kişi kendi tercihlerini yaşar. İngilizce yanlarında götürmek isteyenler öğrencilerimiz ancak bunu başarabiliyorlar. Ama biz o anlamda iyi öğrencilerle iyi okul olma yolunda ilerliyoruz. Akif İnan Fen ve Teknoloji İmam Hatip Lisesi'nde üniversiteye hazırlanan öğrenciler ek derslerle destekleniyor. E, sıkı bir takip var okulumuzda. Üniversiteye hazırlanan öğrencilerde e, dershanede hiçbir şekilde dershaneye ihtiyaç duymadan öğrencilerimiz iki sene boyunca onları sıkı bir takip alıyoruz. Öğretmenlerimiz ödevlerini veriyorlar. Biz denemelerimizi yapıyoruz. Denemelerden sonra rehberlik servisimiz bunların ayrıntılı analizlerini yapıyorlar. her hafta yapılan denemeler, her hafta yapılan dersler, birebir dersler... Yapamadığımız konularda hocalarımızın ilgisi ee, gerek okul idaresi olsun burada gayet güzel bir şekilde üniversite hazırlanıyoruz. Ayrıca okulu tamamlayanlar birer hatip olarak mezun oluyor. Okulumuzda okulumuza gelen bütün öğrencilerimize profesyonel uygulamalı hitabet eğitim veriyoruz. Her öğrencimiz yarım saat okul müdürünün öğretmenlerinin öğrencilerin karşısında yarım saat güzel bir şekilde konuşma yeterliliğine ulaşıyor. Bunu uygulamalı olarak veriyoruz. Öğrencimiz... Evet çok. Değerli bir roman yazarı ve çok önemli bir hikaye anlatıcısı olan Halil İbrahim İzgi az sonra benim konuğum olacak burada. E, fakat öncesinde kısa bir ara veriyoruz çünkü gündem epey zamanımızı aldı. Top dolu sohbetimiz kısa bir aranın ardından Deniz Uğur'la 24 hafta sonunda başlayacak. Evet Deniz Uğur'la 24 hafta sonu devam ediyor. Önce size aktaracağım bir haberimiz var. Ardından konuğumla sohbetimize başlayacağız. İran'da Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verme işlemi sona erdi. Biliyorsunuz sandıklardaki oylar gece yarısından beri sayılıyor. İlk sonuçlara göre reformist Mesut Pezeşkiyan %42,3 ile yarışı önde götürüyor. İzliyoruz. İran'da oy verme işlemi gece 24'te sona erdi. Ardından sandıklar açıldı. Oy sayımına geçildi. İran İçişleri Bakanlığı gece yarısından beri 19 milyondan fazla oyun sayıldığını açıkladı. İlk sonuçlara göre Mesut Pezeşkyan %42,3 ile yarışı önde götürüyor. Pezeşkyan'ı %39,5 ile Said Celili takip ediyor. Muhammed Bakır Kalibaf %13,4 oyla 3. Mustafa Pur Muhammedi %0,8 ile 4. sırada yer alıyor. Adayların ilk turda seçilebilmesi için %50 artı 1 oy alması gerekiyor. İlk turda %50 artı 1'in üzerine çıkan aday olmaması halinde en fazla oyu alan ikinci, iki aday ikinci tura kalacak. İkinci tur seçim 5 Temmuz'da yapılacak. 5 Temmuz'da ülkenin 9. Cumhurbaşkanı belli olacak. Evet, çok değerli roman yazarı ve öykü anlatıcısı. Hikaye anlatıcısı olmak benim için çok önemli bir şeydir. Belki de dünyanın en önemli işlerinden biridir. Bunun da ne demek olduğunu sohbetimiz sırasında Mutlaka anlayacaksınız Halil İbrahim İzgi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Sizi e, konuk etmekten dolayı son derece mutluyum. Geleceksiniz diye epey hazırlık yaptım. Bütün çok kitaplarınızı teşekkür. da e, inceleme fırsatım oldu. Böyle bir şansım oldu. Eee sizden imza almayı umuyorum yayınlar Şimdi tabii e, <laughs> söylenecek çok şey var. Sizin bu son iki yayınlanan kitabınız mı? Biri 2023, biri 2024 hı hı. basımı evet, diyebiliyorum. Evet. Filistin Defteri ve Evini Özleyen Anahtar. Evet. Evini Özleyen Anahtar da çocuklar için yazdığınız evet. bir kitap. Öncelikle ben e, girizgahı size bırakayım. Hı hı. Çünkü e, duygusal bir yoğunluk içinde olduğunuzu biliyorum. Zaten hı hı. aksi takdirde bu üretimleri de yapamazdınız. Hı. Filistin meselesi sizin için ne anlam ifade ediyor? Hikaye anlatıcılığını buna vakfetmekteki e, son yıllarda özellikle hı hı. amacınız ne? Evet, e, şimdi... Kayıp izlerimiz var. Bırakılan daha önce yaşamış insanların, atalarımızın, Hazreti İbrahim'den bu yana yaşanmış hikayeler var. Ve bu hikayeler aslında tek bir şey anlatıyor. İnsanın yeryüzündeki varlığının anlamını, arama yolculuğunu anlatıyor. Hazreti İbrahim'in hayatı da bunu anlatıyor. Hazreti İbrahim'den sonra gelmiş hayatlar da. Aslında Hazreti İbrahim'in hayatının bir anlamdaki bir tefsiri ya da ona bakan yönlerinin tekrar yorumlanması gibi diyebiliriz. Bu hem Türkiye içinde veya kendi coğrafyamızda hem de bütün dünyada aslında böyle. Bütün kutsal kitaplar, kutsal metinler Hazreti İbrahim'in tevhid yolculuğuna yönelik, o yolculukta başına gelenlerle ilgili verdiği kararları, tercihleri e, ve daha sonra o hikayenin türevi olan değişik hikayelerin yeryüzüne dağılışını ...anlatıyor diyebiliriz... ...üç semavi din diyoruz... ...İslamiyet, Hristiyanlık ve Yahudilik... ...üçü de İbrahim'i dinler... ...ve Kudüs'ün kapılarında mesela... ...La İlahe illallah ...İbrahim Halilullah yazdırmıştır... ...Kanuni Sultan Süleyman... ...niye? Çünkü üç din için orasını kutsal olarak görmüştür... ...ve ortak bir hikaye... ...yine hikayeye geliyoruz... ...ortak bir hikaye... ...herkesin kabul ettiği, saygı duyduğu... ...ortak bir hikaye ne varsa... ...Kudüs'ü böyle görmüşüz biz... Aşağı yukarı da böyle görmeye devam ediyoruz aslında. Baktığımızda daha sonra belki Göte'nin Faust'un da olduğu gibi Batı medeniyeti ruhunu biraz şeytana satıyor. Ve burada problemler çıkmaya başlıyor. Bu problemler kolonyalizmi getiriyor, emperyalizmi getiriyor, kanı getiriyor, gözyaşını getiriyor. Bugün Siyonizm'in de aslında tercih ettiği şey Mephisto ile Faust'un bir anlamda karşı karşıya geldiği, yaptığı tercih. Bu da Hazreti İbrahim'le alakalı. Hazreti İbrahim'in tercihi başka bir tercihti. Doktor Faust'un Mephisto ile karşılaşmasındaki başka bir tercihti. Bu iki temel tercih arasındaki hikayede biz neredeyiz? Bizim hikayemiz nerede? Kişisel olarak, toplumsal olarak bu hikayenin iz düşümlerini arıyoruz aslında bakınca. Bu genişlikte, bu tarihsel perspektifte bakınca gürül gürül akan bir nehir var. Umutsuzluğa yer yok bunun içinde. Evet üzüntü var, evet hüzün var ama umutsuzluk asla yok. Umutsuzluğun olmadığı yerde ne olması gerekiyor? Üretim olması gerekiyor. Neler yapmamız, elimizde avucumuzda neler varsa. Mesela Filistin sofrasında şeyler vardır. Böyle humus vardır, felafel vardır. Nohuttan yapılır. O toprakta nohut yetişir. Nohutla... En güzel yemekleri yaparlar. Elimizde ne varsa, bu aslında çok öğretici bir şeydir. Elimizde ne varsa onunla en güzel lezzetleri ortaya koymamız gerekiyor. Herkes için, herkesin seveceği. Ee, benim de kaderime hikayeleri toplamak, onlarla böyle oturup bir şeyler yapmak. E, bu düştüğü e, baktığımda, çünkü güzel insanlar tanıyorum. Acı hikayeler olan güzel insanlar tanıdım. İşte bir şeye gidiyorduk mesela, Batı Şeria'da e, Filistin Kızılay'la birlikte bir... E, Dağıtım kurban dağıtımına gidiyorduk. Yani bir tane bizim şoförümüz var ee, çok ilginç ee, kıymetli arkadaşım Yasir fetan Arapçası iyi onun ön tarafta oturuyordu. Yani adamın tekeli var böyle tekeliyle arabayı kullanıyor. Hatta bir de sigara içiyor arada böyle filan böyle çok enteresan gelmişti. Dedim e, hikayesine Yasir anlattı dedi. E, bu adam e, yurdundan sürülmüş e, ileride e, Lot diye bir yer var, o, Lot'tan sürülmüşler. E, daha sonra Lübnan'a geçmişler. Lübnanda e, mülteci hayatı yaşarken bir patlama oluyor. Bu patlamada öldüğü zannediliyor. Daha sonra işte babası falan ona haber veriyorlar adamı öldü diye. Daha sonra adam morgda canlanıyor. E, Ölmedi yanlışlıyor. Daha sonra e, bir takım Filistinlerin e, Filistin topraklarına dönüşüyor. Siyonistlerle yapılan anlaşmada geri dönüşüne izin veriliyor. Bu da oradan Ramallah'ta şu anda işte hayata tutunuyor. Kızılay'da e, orada direnişe devam ediyor. Şoförlük yaparak e, değişik hizmetlerde bulunarak. Şimdi bu hikayeleri görünce ya pes etmeye e, asla hakkımız yok. E, umutsuz olmaya asla hakkımız yok. Evet üzülüyoruz ama acıları gömüyorlar veya üstünü örtüyorlar. Bakalım diyorlar bugün kalktık, bugün nasıl direneceğiz, bugün hangi yöntemleri geliştirmemiz lazım. Aslında dünyaya da bir miktarda öğrettiler, hepimizi öğrettiler. Evet. Ee, ne yapabiliriz diyoruz, gündemimize bu hayatımızın içinde daha farklı yöntemlerle nasıl entegre edebiliriz diyoruz. Böyle ilk şeyde 7 Ekim'den sonraki ilk zamanlarda böyle bir şok yaşadık yani. Çok sarsıcı bir şeydi ama baktık ondan sonra kalıcı olarak neler yapmamız gerekiyor. Yani herkes elini taşın altına koydu. Herkes hikayelerini anlatmaya başladı. Dünyanın değişik ülkelerindeki insanlar bir araya geldiler falan. Böyle muazzam bir şey oldu. E, Evin özleyen anahtarda da ben daha önce yazdığım bir metinde. Yani Filistinlilerin o direniş ruhunu temsil eden şeylerden bir tanesi. Anahtarları, evlerinin anahtarlarını yanlarında alıyorlar. Biz bir gün döneceğiz diyorlar. Bunları kuşaklarca aktarıyorlar. O yüzden bütün o protesto gösterilerinde Filistin bayrağının yanında Anahtar da yani hmm. kefiye kadar önemli hmm. sembollerden bir tanesi. Kesinlikle. Bunun anlamını biraz açalım, bahsedelim bundan. Yani ev, yani anahtar bir anlamda tapudur. Hmm. Burası bize ait deriz. Hmm. Bir gün geleceğiz deriz, döneceğiz deriz ve bir hafıza aktarımının yöntemidir. Güzel böyle şeyleri vardır. Benim evini özleyen anahtarda da bir torun memleketini hiç görmemiş, Filistin'i hiç görmemiş, Mescid-i Aksa'yı hiç görmemiş, Kudüs'ü hiç görmemiş bir çocuk dedesinin anlattığı hikayeyle nereye ait olduğunu anlamaya çalışıyor. Benim ilk romanım Cüda'ydı. Aslında Filistin'le başladım. Yazma serüvenime böyle sabah 5 ile 7 arasında kalkıyordum. 4.55'te kalkıyordum. 5'te yazmaya başlıyordum. 7'ye kadar şey. O ilk hikayede şöyle bir şey yapmıştım. Gene Gazze saldırı altındaydı. Saray Bosna'da gösteriler vardı, Filistin bayrakları vardı. Ya Ben o zaman şunu düşündüm, 2014-2015 yılları, bunlar 10 yıl evvel yani. E, acaba dedim, e, Bosna ile Filistin arasında bir bağ var mıdır? E, bunu araştırmaya başladım, bir hikayenin peşine düştüm. Sonradan 1876'da Avusturya Macaristan'ın Bosna'ya e, müdahil olması ile birlikte, o yaşanan süreçlerle, bir miktar Boşnağ'ın e, Bosna topraklarından, Mostar'dan e, ve de Bosna'nın değişik yerlerinden o zaman Osmanlı toprağı olan Filistin'e, Filistin'in e, Filistin e, Hayfa'nın kuzeyindeki Kayzerya şehrine e, yolculuk yaptıklarını, hicret ettiklerini, muhacir olduklarını gördüm. Ve onların o bu küçük topluluğun hikayesini üzerine odaklandım. Tabii o zaman için kaynaklar çok çok sınırlıydı. Daha sonra bunların bir köy oluşturduklarını, cami yaptıklarını bugün hala Kaiser ya da başka bir amaçla... oldukları da mimari olarak yerinde bu cami. Ve daha sonra 1948'den sonra da farklı ülkelere tekrar Göçmek zorunda kaldıklarını e, gördük. Tabi bunlardan entelektüeller çıkıyor, Filistin Radyosu'nun çalışanları çıkıyor. Soyadları buşnak bunların yani boşnağı biraz e, Arapçaya evirip e, yumuşatılmış Buşnaklar. Şimdi bu hikayelerin hepsi defalarca yaşanmış acıları işaret ediyor. Ve hepsi e, o kadar acı zamanlar, acı günler yaşamışlar ki anlatacak e, takatleri kalmamış, e, kayıt altına alacak. Ancak neler olmuş? Soyadlarıyla korumuşlar. Farklı Arap ülkelerinde mesela New York Times için çalışan bir foto muhabir vardır Laura Boşnak. Daha sonra Amman'a gidiyorlar. Amman'dan sonra Kuveyt'e geçiyor mesela. İkinci, üçüncü nesillerde ressamlar var, fotoğrafçılar var, sanatçılar var, iş adamları var filan. Bunların hikayeleri mesela işte Ürdün yüzme milli takımında bu şeyde köklerde bir kızımız var mesela. Milli Ürdün milli takımında yüzücü olarak şey yapıyor. Tabii bu hikayeleri şey yapınca aslında şunu getiriyor. Bu hepimizin hikayesi. Bu bizim hikayemiz. Eee bir uzundan bilgimiz bizim hikayemiz. arttıkça evet. Her şeyin birbirine bağlı olduğunu da anlıyoruz değil mi? Evet. Yani işte ismimiz yani kendi ismim İbrahim. El Halili şehrine gidene kadar ben Filistin'i e, e, neden bu kadar içimde bir şey olduğunu e, anlayamamıştım. Kudüs'te bile anlayamamıştım tam olarak. Yani evet bir şeyler hissediyorsunuz. Mescid-i Aksa'yı gördüğünüzde bir şeyler hissediyorsunuz. Kendinizi çok yakın hissediyorsunuz. Oradaki bir zeytin ağacının gölgesinde oturduğunuzda her şeye bedel diyorsunuz. Böyle oturuyorsunuz o serinlikte, o çocukların seslerinde, o e, ne bileyim kedileri gördüğünüzde. Tamam diyorsunuz yani bu, burası çok güzel ve ben burada mutluyum, huzurluyum. Ama El Halil'i gördüğünüzde, e, İbrahim Peygamber'in o yolculuğunu gördüğünüzde e, yani o Kudüs'ün ruhunun, El Halil'de nasıl kurulduğunu, hangi fedakarlıklarla kurulduğunu ve bir insanın imanının, bir insanın sarsılmaz imanının dünyayı tek başına yeniden kurma azminin ne kadar büyük bir şey olduğunu, o nüvenin ne kadar kıymetli olduğunu, insan kalabilmenin ne kadar kıymetli olduğunu Hazreti İbrahim yanında işte Yunus Nebi'nin makamı vardır El Halil'de filan. O coğrafyaları görünce diyorsunuz ki ya bunlar sadece kutsal metinlerde geçen kelime parçaları değil bunlar yaşanmış. Ee, yaşandıysa e, bir anlamı var. Bir, bir anlamı varsa bizim anlamamız lazım. Bugünün diline bir miktar tercüme etmemiz lazım. Bir miktar kendimiz nasıl hisse aldık bunlardan bunu görmemiz lazım. O evet. bir yolculuk. Evet. Şimdi siz e, hem yetişkinler için hem çocuklar için yazıyorsunuz. Bu e, hafızanın aktarılmasının da değil mi yeni nesillere ne kadar önemli olduğunu. E, ...inanıyorsunuz, bunu biliyorsunuz. Kesinlikle. E, çünkü aksi takdirde bunu yapmazsak... E, ...insani özelliklerimizi... ...belirleyen e, bizim kimliğimiz... ...manevi değerlerimiz, köklerimiz... E, ...giderek siliniyor değil mi eğer unutulursa? E, hikayelerimize sahip çıkmazsak... E, ...başka hikayelerin figüranları oluruz. E, yani Bu dediğimiz kend şey çok önemli. Hikayelerimize sahip çıkmazsak... Başkalarının hikayelerinin figüranları oluruz. Evet. evet. Kendi hikayemiz ne? Bizim bunu anlatmamız lazım. Kendi evet. kelimelerimizle anlatmamız lazım. Belki teknik anlamda, belki başka şeylerle mükemmel olmayabiliriz. Ee, ama şunu unutmayalım ki bugün yaşanan zulümlerin Filistin'de yaşanan zulümlerin ardında bir insanın yazdığı Theodor Herz isminde insanın yazdığı Yahudi Devleti ismindeki bir kurgu eser var. Sevelim ya da sevmeyelim ki sevmiyoruz net olarak sevmiyoruz. Ama başardı. Ama başardı. Yani bir hayalin etrafına e, parası olan insanları, gücü olan insanları, hayal gücü olan insanları topladı. Bir kişinin azmiyle bir hareket ortaya çıkabildi. Ve inanılır gibi değil. Bu kadar e, ırkçı, bu kadar aşırı uçta bir. Hani... Devlet demiyorum ben oraya ama böyle bir Yapı. yapının yani. e, işlemesi ve birçok anlamda dünyaya hakim e, olması değil mi? Bütün bu ekonomik sistemin başını tutması vesaire. Bu tüyler ürpertici bir durum. Yani burada şey gibi görüyorum ben. Ben bu olaya asla savaş demedim. Başından bir katlayan katliam ve soykırım sözcüklerini kullanmaya özellikle dikkat ettim. Çünkü kullandığımız terimlerin de e, önemi var. Kesinlikle çok e, Fakat... Ya Ortada bir savaştan şöyle söz edilebilir, iyilerle kötülerin savaşı, evet. iyilikle kötülüğün savaşı gibi. Ve e, bugünün dünyasında maalesef kötülük hakim. Hı hı. Yani o şeytan diyorsak ona o hı hı. şeytani sistem şu anda baskın olan ve her ne oluyorsa e, belki de ümidim o ki nihayetinde o şeytani sistemin sona erip ...iyilerin kazanmasıyla sonuçlanması için oluyor. Yani ben burada inançlı bir insan olarak... ...bunun ilahi bir plan olduğuna inanmak istiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani tabii ki Osmanlı döneminde de başka dönemlerde de... ...bu mücadele hep devam etmiş. İyiler ve kötüler arasındaki bazen kazanılmış bazen de kaybedilmiş. Ama şimdi baktığımızda mesela Medine müdafi Fahrettin Paşa var. Fahrettin Paşa mücadelenin sonunda şehri terk etmek zorunda kalıyor, teslim etmek zorunda kalıyor. Ama ona kaybetti diyebilir miyiz? Yani mücadele etti, imtihanını verdi ve ondan sonrası artık takdir çok başka bileşenler var, değişenler var. Dolayısıyla bizim de şu anda ne yaptığımız, ne yapabileceğimizin içinde ne yaptığımız bunu da önemsiyorum. Çünkü şu anda herkesin özellikle sanat camiasında başka yerlerde yani evet bir tweet atmak, bir bir paylaşım yapmak güzel, kıymetli şeyler bunlar ama bu insanın kapasitesine, Bu insan nerelere nüfuz edebilir? Bu insan neleri yazabilir? ve Neleri yazmış ya da yazmamış buna göre değerlendirilir. Dolayısıyla elimizdeki güç oranında biz neler yapabiliyoruz buna odaklanmamız lazım. İyilerle kötülerin savaşında da iyiler ölebilir. Bu kaderdir takdirde ama iyilik ölmez. Yani evet. her insanın içinde yaşar çünkü. Yarın ne olacağımızı bilmiyoruz. Daha güzel günler olsun. Bütün insanlık için daha güzel günler olsun. Filistin için güzel günler olsun ama şimdi orada ölmüş insanları şehit olmuş insanları kaybetmiş kabul edebilir miyiz? Değil. Mesela verdiğiniz haberlerde, gazetelerde okuduğunuz haberlerde Şücaiye'den bahsettiniz. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı askerlerinin koruduğu, Araplarla birlikte koruduğu mahallelerden, Gazze'nin mahallelerinden birisi. Şucaiye mahallesi. Şimdi size onu soracaktım. Ayrıca Çanakkale Savaşı'ndan da bahsedecektim. Çünkü şehitliklerde hı hı. görüyoruz Filistinlileri, Gazzelileri orada savaşmış. Çünkü toprağını savunduğunu düşünüyorlar. Sadece o değil. O bu, bu çok önemli bir konu olduğu için hemen bir son dakika haberi e, gireceğiz. Tabii. Ondan sonrasında lütfen buradan devam tamam. edelim tamam. rica ediyorum. Evet. İran'da seçim ikinci tura kalmış arkadaşlar. Reformcu Pezeshkian ve muhafazakar Celili ikinci turda e, yarışacakmış. Şimdi e, dediğim gibi ben e, şeyde çok duygulanıyorum. Hani bu, bu siz dediniz ya diyorsunuz daha doğrusu. Filistin defteri Hepimizin defteri. Hı -hı. Herkesin defteri. Ama e, bu defterde yer aldığımız e, mevkiler farklı oldu. Kimimiz burada duyarsızlıkla yer aldık. Hı -hı. E, kimimiz hem hal olduk, özdeşlik kurduk. E, üzüldük, ağladık. Elimizden gelen çabayı gösterdik. Hı -hı. E, i̇şte en çok ben haberi olmayanlara ve duyarsız kalanlara acıyorum açıkçası hı hı. çünkü şehitlikleri gezdiğinizde görüyorsunuz orada vatan için e, mücadele etmiş olanları ve maalesef bir kesim işte onlarda topraklarını satmasalardı gibi saçma sapan. Evet. Ve gerçekten bunu inanarak da söylüyorlar evet. hani yani... e, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak vardır hı hı. ya maalesef böyle evet. bir yanılgı çok e, geçerli bir şekilde var. Yani şu anda 24 TV ekranlarındayız ve bütün bunları rahatça konuşabiliyoruz ama dünyanın önemli bir kısmında bir karartma uygulanıyor. İnsanların e, haberlere erişimi, sosyal medya üzerinden haberlere erişimi, tabii, e, tabii. E, işte e, ana akım medya üzerinden haberlere erişimi çok ciddi şeyler. Benim i̇şte, sosyal medya hesabım başından beri kısıtlanıyor. Evet. İnsanların beğenileri siliniyor, takibi alıyorlar, alamıyorlar. Evet. E, ana e, e, takip e, sayfasına düşmesi engelleniyor. ve Müthiş bir şekilde, yani o algoritma çok ciddi çalışıyor. Yani, dolayısıyla e, bazı kişilerin gerçekten haberi olmayabilir, e, ama seslere duyurmaya e, çalışıyorlar. Özellikle Batı medyasında e, çok sistematik bir sansür e, ve çarpıtma uygulanıyor e, ve bizde de e, diyelim işte onlardan ayrı düşmeyelim diye düşünen kişiler olabilir marjinalize etmeye çalışıyorlar. Filistin'in yanında duran insanları böyle marjinalize etmeye. Sanki bir ana akımı temsil etmiyor, bir vicdanı temsil etmiyor. Sadece belli konularda deyim yerindeyse takıntı haline getirmiş kişiler gibi lanse etmeye çalışıyorlar. Bunun olmadığını, bunun şey yapmadığını görüyoruz çünkü haberleri görüyoruz mesela. Yani Filistin her yerde var yani işte Amerikan başkanlık seçimlerinin münazaralarında da var Avrupa'daki çünkü Avrupa mesela aşırı sağ yükseliyor dünyada. Niye yükseliyor Avrupa'da? Ya diyor, deniyor ki yani evet siz bize demokrasi dediniz bir şeyler söylediniz ama. Ya yani Burada insanlar İkinci Dünya Savaşı'nda var olduğu söylenen yapılan Yahudi soykırımlarının bir benzeri Filistinlere yapılıyor ve hiçbir şey yapmadı. Demek ki burada başka bir şey var deniyor. Evet Bir ve... de şöyle bir tarafı var aynı konuyla alakalı olarak. Az önce bir haber okudum. Evet aşırı sağ yükseliyor. Irkçılık, yabancı düşmanlığı, İslamofobi tetikleniyor. Bu nereden kaynaklanıyor? Mültecilerden değil mi evet. hani orada istemiyorlar demografik yapımız bozulmasın işte kültürümüz bozulmasın vesaire diyorlar e, e, Orta Doğu'yu ve dünyanın birçok yerini kan gölüne çeviren sömüren evet. adaletsizliği haksızlığı e, haksızlığa sebep olan kimdi Tabii kocaman yani bir af Hem Afrika sebebi kıtasına, sizsiniz, tabii, evet. sizin politikalarınız. Evet. Hem de şimdi buna karşı bir de düşmanlık geliştiriyorsunuz. Ya aslında akıl alır gibi değil e, bence yani. İhtiyaçları var. Yani şu anda Almanya'nın e, her sene, her seneden bahsediyorum 450 bin yeteneğe ihtiyacı var. Hı hı. Sadece sistemini sürdürebilmesi için. Yani hı hı. yaşlılarına bakabilmesi için, efendime söyleyeyim, emeklilik paralarını ödeyebilmesi için yani Mevcut sistemini bu haliyle geliştirmekten söz etmiyorum. 450 bin yetenekli insana ihtiyacı var. Bunları nereden alacaklar? Şeyden alacaklar. Dünyanın geri kalan diğer yerlerinden alacaklar. Ve hani deyim yerindeyse bizden olduğu gibi başka yerlerden de bir şeyler yapacaklar. Ve bunları alırken diyor ki yani tepesindeki üreticiler diyorlar ki biz bunları almak zorundayız. Ama alt taraftakiler de diyorlar ki Bürokrasi tarafındakiler de diyorlar ki ya bunlar gelirse bizim işimizi elimizden alacak vesaire. Orada da kendi içlerinde de bir şey çatışma çıkıyor. Ve daha sonra zehirleyen bu İsrail yanlısı, Siyonizm yanlısı medyada zehirliyor. Diyor ki bunlar böyle böyle bireysel münferit çok küçük olaylar birden çok büyütülüyor. Çok şey hale geliyor diyelim mültecinin birisi bir şey yapmış bu aşırı derecede pompalanıyor. Haber veriliyor, tartıştırılıyor, başka bir şeyler yapılıyor. Bunların Sonra, hepsi böyledir evet, havası oluşturuluyor. Evet, evet. Yani e, ve aslında tarihsel kökleri de var. Yani itikadi anlamda e, bir şey mesela Ali'nin bir sözü vardı. Der ki Kudüs'ü Müslümanlar yönetmeli. Neden Müslümanlar yönetmeli? Teknik olarak açıklar. Der ki üç tane dini din olarak gören ve onlara hukukunda yer veren tek e, şey İslam'dır. Tek yapı İslam'dır. Diğerlerinin hukukunda bir karşılığımız yok bizim. Dolayısıyla ne yapacaklarını bilmiyorlar. Böyle bir şey var, bir boşlukta, tanımsız. İşte artık böyle kafir gibi görüyorlar Müslümanları vesaire. Şunlar, Bunlar, bunlar İspanyol Engizisyonlarında da da tezahürleri var, Endülüs'te de tezahürleri var. Kıymetli Şener Aktürk hocamızın Batı Avrupa'da, yani bu İspanya taraflarında falan nasıl yapısal olarak... Müslümanları ve Yahudileri soykırım'a tabi tuttukları ve bunun yaparken de hükümdarların ve kiliselerin nasıl ortak hareket ettiği ve bunun bununla alakalı nasıl mekanizmalar oluştuğuna yönelik çok kıymetli MIT'de böyle yayınlanmış İngilizce makalesi Türkçe özetleri vesaire de var çok kıymetli. Şimdi bunlar neden önemli? Zihinsel arka planda bunu üretebiliyor, bu zihin bunu üretebiliyor, soykırımı üretebiliyor. Siyonizm dediğimiz ne var? Diyor ki. Batı medeniyeti diyor galiptir diyor. Silahıyla galip olmuş diyor. bunların da izlediği sistem diyor ırkçılık sistemi diyor. Ben de bunu alayım diyor. Yahudi milletinin üzerine geçireyim diyor. Siyonizmin üç aşağı beş yukarı temel vaazı bu. Hatta Theodor Herz Alman ırkçısı olmak istiyor diyorlar ki sen Yahudisin. Alman ırkçısı olamazsın. Tamam o zaman diyor ben Yahudi ırkçılığını icat edeyim. Onların kim olduğunu ve onlara kimlerin hizmet ettiğini, gittikleri her yerde e, bozgunculuk çıkarmalarından, hı hı. E, bir şekilde e, zulüm işlemelerinden anlayabiliyoruz zaten, değil mi net bir şekilde? Kesinlikle. Yani çok e, gizli saklı bir durumda değil bu. Yani e, işte bu Hazreti İbrahim'in baştan söylediğimiz gibi bir e, bir sınav var, bir imtihan var. İçlerinden mesela Yahudi alimlerden Müslüman olanlar da var. Kendi kavimleri bunları dışlamış. Bugün de var mesela köken var. olarak Yahudi olup çok vicdanı temsil eden, ahlakı temsil eden çok kıymetli insanlar var evet. ee, ve insanlığa sahip çıkan insanlar var ama genel olarak baktığımızda. Böyle bir şeyi görüyoruz. Yani İsrail'in demografisine baktığımızda ben İsrail iç e, siyasetini de bir miktar takip etmeye çalışıyorum. E, objektif bir gözle farklı e, perspektiflerden bakmaya çalışıyorum. Yani e, televizyon sokaklarını mesela işte göstericiler dolduruyor Netanyahu hükümetine karşı. Temel olarak Gazze'de olup bitene karşı hiçbir itirazları yok. Sadece diyorlar ki yöntem anlamında öyle yapmayalım, böyle yapalım. İşte ne bileyim e, şeyleri e, rehineleri kurtarmak için yeterince gayret gösterdiniz, göstermediniz iş bu tarafında. O tarafından yoksa, bakıyorlar, evet. E, yoksa oradaki çocukların ölmesi, insanlık suçunun işlenmesi, başka şeylere yapılması, bunlarla alakalı tek bir, tek bir itirazları yok. E, gene aynı şekilde katliamcı bir şey öngörülüyor. Ya bir de hani Avrupa getirmiş onları koymuş. E, kiralık katillik yaptırıyor. Kendi yapamadığı e, beceremediği şeyleri e, Yahudilere diyor ki veriyor ellerine. Yahudilerde kendi aralarında sınıfsal olarak şeyler var. İşte Avrupa'dan gelmiş Yahudiler eşkenazlar biz yönetelim diyorlar. Öbürlerine diyorlar ki işte siz e, falaşalar ön planında gidin. Size vatandaşlık veririz. E, Habeşistan'dan gelmiş zenci Yahudiler. İşte Arap Yahudiler, Mizrahiler onlar ayrı bir şey. Onların içinde itirazlar yükseliyor mesela. Deniyor ki yani bu biz de Arap'ız, bunlar da Arap. Biz Arap Yahudisiyiz vesaire. Başka bir türlü olmuyor mu bu iş falan? Kendi aralarında da, içlerinde de böyle bir e, bölüm bir şey var. Her içlerinde bölünme şey olduğu zaman böyle e, eroin verir gibi Batı bunlara silah veriyor. Alın diyor silah, alın para, sizi öldürmeye devam edin diyor. Çok ahlaksız bir şekilde bunları destekliyor. E, kan gölüne çeviriyor. Yani e, Filistin dediğimiz topraklarda e, kimin kalıcı olduğunu tarih göstermiş zaten. Hani yüzer yıllık haçlı kontukları vesaire olmuş. Gelmiş ve geçmiş. İsrail'de herhalde 10-20 yıl sonra buralardan tası tarağı toplar ya da kalacaksa da e, makul, mantıklı ve hakkaniyetli bir çözüme razı olur. Başka türlü yaşaması mümkün değil. Evet. Gerçekten <laughs> Ya yani Siz anlatırken gözümün önüne öyle e, acı fotoğraflar geliyor ki e, bazen kopuyorum yayından gerçekten. Bu aynı şey haberleri okurken de oluyor. Çünkü e, hepimiz travmatize olduk. Hepimiz demeyeyim yani bu bu, bu, bu konuda e, duyarlı olanlar. Çok ciddi travmatize olduk. E, çok uzun süre sağlıklı uyku uyuyamadık. E, kabuslarımıza girdi. Nereye gitsek, ne yapsak, hani insan gün içinde ferah, mutlu bir zaman dilimi de Hı -hı. geçirebiliyor. Hı -hı. Sevdiğiniz birisi, güzel Suçluluk bir şey hissediyorsunuz. Mutluluk. Suçluluk hissediyorsunuz ve o sevincin içinde bile artık hep hüzün var. Hı -hı. Yani şurada duruyor. Hı -hı. Nereye gidersek gidelim, ne yaparsak yapalım. Bazılarımız için bu geçerli Hı -hı. ve bu değişmeyecek. Evet. Bu hep başından beri söylüyorum. Bu böyle kısa süreli hafızaya alınıp sonra da gündemden düşüp unutulabilecek bir şey değil. Biz bir tarihi dönüşümün içinden geçiyoruz. Bu yaşadıklarımız tarihin kara sayfalarına yazıldı. Aynı şekilde bizim kolektif bilinçaltımıza da yazıldı. Ve hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Olmayacak. Buna duyarlı olalım ya da olmayalım. Bir hmm. daha hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Çünkü Gerçekler çok sert bir şekilde tokat gibi çarptı yüzümüze. Yani aslında e, perşembenin gelişi Çarşamba'dan bellidir... deniyordu. deniyordu. Bir 10-15 senedir... işte bu e, şeyde Suriye'de e, yaşanan katliamlar bunun öncülüğüydü aslında. E, ve orada dünya çok kötü bir sınav verdi. Yani emperyalizm e, gerçekten e, işte İran, Rusya vesaire. Bugün mesela İran'da bir dönüşüm geçiriyor. E, İran'da bu Filistin'de olan bitenlerin aslında e, temel mücevherlerinden bir, bir tanesidir çünkü niye? E, Suriye iç savaşında e, insanların üzerine yani şey diyorlar ki ya Yahudiler işte siyonistler benzersiz bir şey yaptı. Hayır benzeri var bunun. Benzeri Suriye'de yaşandı. Açlıktan ölümler diyorsak Doğu Guta'da yaşandı. İnsanların paramparça olması diyorsak Halep'te yaşandı. Varil bombaları atıldı. Belki bu kadar yüksek teknolojiyle yapılmadı ama yapıldı. Yani Ruslar bunu yaptı, İranlılar bunu yaptı. İnsanları doğradılar. Milyonlarca insan Türkiye'ye geçmek zorunda kaldı. Ee, ve e, orada İsrail şunu gördü. Dedi ki ben ne yaparsam yapayım bir eşik var ve bu eşiğe kadar dünya sesini çıkarmayacak. Bunun e, gelişimi aslında Suriye'de yaşandı. Yani olayları e, yani zihinsel meşruiyeti diyelim en azından bir kıyas noktası oluşturdu. E, Suriye'de iyi bir sınav veremedi. İnsanlık iyi bir sınav veremedi. Ne zaman ki ailen bebeğin e, şeyi oldu, mülteci politikaları bile o zaman değişti. E, cesedi sahile vurdu. Evet. E, o zaman dünya bir şeyleri anlamaya başladı. O fotoğrafla bir şeyleri anlamaya başladı. Uyanış için korkunç acıların suratımıza çarpması evet, gerekiyor e, maalesef. Maalesef böyle. E, dolayısıyla aslında hepsini birbiriyle bağlantılı olarak okumamız gerekiyor bu topraklardaki acıların tamamını şey olarak okumak gerekiyor bir sancı yaşanıyor bu bir insanlık problemi bunu böyle görmek gerekiyor İşte Suriye'de yaşanan da benzer şekilde Lübnan'da yaşananlar Filistin'de yaşananlar Afganistan'da yaşananlar yani hepsinde bir kriz ihraç ediyor yani Daşcı mesela işte Batı'nın kurdurduğu aşikar... kendi içindeki tırnak içinde problem olarak gördüklerini ihraç edebilmek için kurdukları yapılar bunlar çok net çok net olarak böyle ee, bir şekilde de e, Yahudileri Yahudiler eliyle de e, kutsal topraklarda bir bilek güreşi yapılıyor e, burada iyi ile kötünün yani bir bütün dünya aslında orada savaşıyor ve eşitsiz bir savaş bu e, mücadele diyelim. Hani savaş savaşa benzer bir tarafı da yok. Yani bir taraf durmadan insanları öldürüyor, bir tarafta ben insanım ve hayatta hayattayım diye çaba göstermeye çalışıyor. Ee, bu böyle geniş perspektifle bakmak lazım. Bugünden yarına belki değişmeyecek ama e, değiştiği zaman da köklü bir değişim. Dediğiniz gibi çok köklü bir değişim. O nasıl olacak? De Onu detaylı bir şekilde sormak istiyorum size. Çünkü siz, siz ümit varsanız. Evet. E, nasıl olacak? Yani insanlar, insanlığı temsil eden, kendi içindeki insani yönü e, kaybetmemeye çalışan insanlar... E, ...resmin bütününü anlayacaklar, genelini anlayacaklar ve buraya belli çabalar şey yapacaklar. Boykot bu işin bir kısmı mesela. Evet. Ya çünkü kapitalizm bizim her tarafımızı sarmış durumda. Tabii. Yani biz isteyelim istemeyelim, doğrudan dolaylı ya boykotla da şu anda yaptığımız kısmı da belki yeterli değil ama biz şunu farkını varıyoruz artık. Diyoruz ki biz burada bu oyunu gördük. Yani şeyin Abraham Lincoln'un çok güzel bir sözü vardır der ki bir kişiyi ömrü boyunca kandırabilirsiniz. Herkesi bir süreliğine de kandırabilirsiniz. Ama herkesi bir ömür boyunca, herkesi durmadan kandıramazsınız. Hı hı. Dolayısıyla uyanışlar başlıyor. Dünyanın içindeki uyanışlar başlıyor. Bu farklı şeylerle, vicdanlı olanlar da var. Kapitalizm ya da kolonyalizm ya da konforuna düşkün insanlar da şunu şey yapıyorlar. Diyorlar ki biz bunu istesek bile, bu dünyanın refahını elde etmek için bu düzenin devam etmesini istesek bile bu saçma bir yöntem. Çünkü bunun bedeli çok ağır. Bize tüketici lazım, başka bir şey lazım, şu lazım, bu lazım. Bu insanlar bizden nefret ediyorlar. Evet. Dünyanın önemli bir kısmı, dünyanın yiye yönetmeye talip olan insanlardan nefret ediyorlar ve getirdikleri şeyler şu anda mesela Avrupa'nın içinde bulunduğu sıkıntı e, şey, problem. Yani bir, bir şey yok. E, nasıl diyelim? Katliamdan başka, öldürmekten başka, ırkçılıktan başka sunabilecekleri bir şey yok. Evet. Barış diyorsunuz, yani hangi zeminde nasıl bir barış sağlanacak? Ve bu kimin için olacak? Büyük şirketlerin daha fazla kar etmesi için bir barışsa, bu şeyin umurunda değil ki zaten hani oradaki işçi sınıfının ya da başka şeylerin umurunda değil ki. Büyük bu... şirketlerin kar etmesi derken bu arada devletlerin de çok ciddi e, borçları var. Yani devletler bir anlamda şey. Yani Ekonomikte bir kriz büyük, noktasındalar. E, yani o da var. Bir, bir diğeri de şu yetenekler. Yani dünya üzerinde belli yeteneklerin işte Avrupa yetenek çekmeye çalışıyor, başka bir şey çekmeye çalışıyor diyoruz ama... ...Amerika'da bütün yeteneklerin kendinde olmasını, onu da bir sürdürülebilirlik şeyi var. Dünya değişiyor, yapay zeka var, başka şeyler var, şunlar bunlar. Ve yani dünyadaki yetenek havuzu sınırlı. Ve bunları yani dünyadaki en kıymetli şey şu anda yetenekler. Bunları bir araya toplaması lazım. Bunun için de... Yani deyim yerinde ise bir sarsıntının olup insanların e, kitlesel olarak belli yerlere gitmesi lazım. Görebildiğimiz kadarıyla e, benzerini e, mülteci yakınlarıyla gördüğümüz şekilde bu sefer kendi istekleriyle yetenekler, dünya üzerindeki yetenekler, e, bugüne kadar e, kısmen e, olan şeyler daha yüksek bir hızda bir yerden bir yere gitmeye devam edecekler. Yani Bunu seçerek mi alıyorlar sığınmacı Yani yeteneklerine, evet, göre. yeteneklerine göre alacaklar gibi görünüyor. Burada da artık belli güvenli limanlar oluşturacaklar. Onun dışında kalanlara sadece yaşam hakkı ya da belki o bile olmayacak. Yani aslında şu anda şey diye El Halide H2 diye bir bölge vardır. H2 denilen bölge Hebron yani Yahudilerin söylediği Hebron bizim şeyimizde El Halil kenti. H2 bölge yani şehri bölgeleri ayırmışlar. H2 bir işgal laboratuvarı. Yani orada parmak izleri başka şeyler şunlar bunlar e, tepeden gözetimler dinlemeler şunlar bunlar ya bunun belgeseli de yapıldı İsrail'de yüz okuma şeyler sistemleri. yüz okuma sistemleri bunları alıyorlar ve yaptıkları yani denek olarak kullanıyorlar işgali bir laboratuvar olarak kullanıyorlar. daha sonra işte e, değişik ülkelere değişik e, dünya üzerindeki Çin'e başka yerlere şunları bunlara satıyorlar bunları deney yapıyorlar deney aslında. yapıyorlar hasta aslında deney. yapıyorlar. Burada da başka bir şey deneniyor şu anda. E, Amerika başka bir şey deniyor. İsrail başka bir şey deniyor ve çıkmaz sokaktalar bunu görüyorum. Yani nasıl, neden ümit var olmalıyız? O da şu teknolojiler, bu sosyal medyadan bahsettiğimiz şeyler, dünyayı dönüştüren işte insanların birbirinden hızlı haberdar olmasını sağlayan şeylerin özünde aslında işte gelirleri bir yere toplamak, reklamları almak, onun haricinde insanları belli davranışlara sevk etmek gibi otoriteryen bir e, yön var. Hesap edemedikleri şuydu. ya yani dediler ki biz de 3-5 tane şirket kurarız. İşte e, batılı şirket kurarız. Bütün bunları e, elimizin altında tutarız. İstediğimiz filtreleri koyarız. İstemediğimiz filtreleri de, e, istemediklerimizi de filtrelere takarız e, ve saf dışı bırakırız. Hı. Şimdi burada hesap edemedikleri şeyler olmaya başladı. E, algoritmaların getirdiği e, mesela Çin'in TikTok'u var şu anda ve Çin diyor ki hayır diyor ben de varım oyunda diyor. Ve TikTok'a karşı gelemiyorlar şu anda. Zaten her, her şey en çok e, TikTok'tan yayılıyor evet, şu TikTok anda. Evet TikTok nedeniyle sansür yapamıyorlar. Hı. Yoksa yani çökecekler. Şu kısmi e, haber alma şeyimiz bile aslında boğulmuş olacak. ya Dolayısıyla e, biz neden umut varız? E, gene eski bir hikayeden, hep hikayelerden bahsediyoruz, şeylerden. Hazreti Davut'la Calut'un şeyinden bahsediyoruz. E, Hazreti Davut e, kıssasında ki Yahudiler bunu kendilerinin temsil ettiğini düşünürler ama değildir. O hakkı temsil eder. Şu anki Siyonistleri temsil etmez. Yani. Hazreti Davut bu devasa o, o bayrakta durması evet. haklı bir şey değil şu değil, anda. Değil tabii ki. Yani Hazreti Davut'un yıldızı şimdi zayıf yerinden şey yapıyor ve yeniyor. Yani ne kadar zor durumda olursak olalım azmi, cesareti, gayreti bırakmazsak hedefimize kilitlenirsek Bölük bölük pörçük olmazsak ki benim de başlangıçtan itibaren şeyim şu. Şimdi Filistine herkes farklı bir yöntemle seviyor. Bir şeyler vermeye çalışıyor. şeyde Filistin taraftarı olan ve işte de Gazze taraftarı olan diyelim, onların yanında durmaya çalışan insanlardan bahsediyorum. Şöyle şeylerle karşılaşıyorum. Bu beni üzüyor bir miktar. Yani diyorlar ki ya bu böyle söylenmez, bu böyle yapılmaz, bu doğrusu şu. Yani tek bir tane doğru yok. Herkes elinden gelen neyse o bunu yapsın. Elbette ki e, bazılarının bazı yaptıklarını tasvip etmiyor olabiliriz. Ama şimdi gün o gün değil. E, gün herkesin elinde olanı, biteni e, ne getirip yapabiliyorsa ne, ne yapabiliyorsa onu yapması koymak yapması lazım. E, bir evet. de başka şeylerle karıştırmamak. Yani burayı zayıflatacak. Yani Gazze'de bir çocuğun hayatına dair birisi bir şey ortaya koyduysa bir sanatçı ama öyle olur mu? Ama bu çok yetersiz. E ne yapalım? Bu kadar var. Ne yapalım? Yani cesaretlendireceğiz, yüreklendireceğiz ki daha fazlası gelsin değil mi? Ona sen geç tepki verdin, ona sen şöyle yaptın, yok sen samimisin, yok sen değilsin, böyle niyet okumasına gidersek zaten zor bir şeydeyiz, konumdayız, durumdayız. Daha da zor oluruz. Dolayısıyla Mücadelenin bir, ayağına taş bağlı kesinlikle oluruz. yani şey yapamıyorsak içimizde sinmiyorsa başka şeyler olmuyorsa görmezden gelelim en azından hmm. görmezden hmm. gelelim bir gayret gösteren insanların ayağını taş olmayalım her şey istediğimiz gibi olmayabilir diğer önemsediğim şeylerden birisi şu çok ciddi artık önceden Mesela bir, e, Filistin defterinde e, bir 10 yıl önce 2014-2013 sonları 2014'teki Gazze saldırılarında gene notlar almışım defterin eski defter kısmında bunlara yer vermiştim değişen neredeyse bir şey yok yani ölçek dışında değişen bir şey yok olanlar evet. aynı olaylar bizim çaresizimiz aynı şey ve, ve ve bu 7 Ekim'den sonra artık e, üretim sanatsal üretim işte e, entelektüel üretim inanılmaz derecede yükseldi. Her şeyimizin içine e, Filistin, e, film festivallerine, başka şeylere, işte karikatür sergileri, kültür yolu festivalinde, başka yerlerde hayatımızın içine nüfuz ediyor. Yani ne yapabiliriz? E, nasıl daha gündeme? Çocuklarımız artık e, boykotları hayat biçimi haline getirdiler. Bugüne kadar olmamış bir şeydi. Benzersiz evet. bir şey bu. Evet. O bilinci edindiler, edindiler gerçekten. Yani bir çocuğun boykot bilincini elde edilmesi, ben Filistin için şunu yapacağım ya da şundan vazgeçeceğim demesi kadar kıymetli bir şey yok. Evet. Bu bilinç kök saldığını gösteriyor. Evet. Bu nedenle umut varım. Yapılması gereken şeyler daha sadece Filistin olarak görmek, bunu bir Hazreti İbrahim'in hak batıl mücadelesindeki yeri olarak görüp zihnimizi buna göre formatlayıp Buna göre elimizdeki malzemeleri bu pencereden bakmak ve bu metinler arası, disiplinler arası veya çağlar arası, yani mesela Göte bugün yaşasaydı Fausta Filistini nasıl yorumlardı? Evet. Bunu düşünmemiz lazım. Bunu birilerinin düşünmesi lazım yani anlı ee, anlaşılacak dillerde ürünler ortaya koymamız lazım. Evet. Çünkü e, yüksek metinler. Ee, anlamlı metinler, insan ruhuna hitap eden ve klasikleşmiş metinlerin tamamında bir hak batıl mücadelesi var. Ee, bunu anlatmak zorunda. Diğer türlü zaten klasik olamaz. Şöyle bir şey var. Şimdi daha önce hep söylediğim bir şeydi. Ee, eski bir e, 30 yıllık kariyerden gelen bir oyuncu, işte filmci, sinemacı ne derseniz olarak. Ee, sizin dediğiniz çok önemliydi. Eğer kendi hikayemizi anlatamazsak, başkalarının anlattığı hikayelerdeki figüranlar oluruz. Bizim kendimize dair anlatmadığımız, anlatamadığımız, kendimize bile anlatamadığımız hikayeler var. Daha çok anlatmamız gereken. Hı hı. Mesela Gönül ister ki sizin gibi çok daha fazla hikaye anlatıcısı ve roman yazarı çıksın. Mesela ben Filistin'e dair bir film görmeyi çok isterdim. Çünkü e, onlar yapacaklar. Yani bunu göreceğiz biliyorum. Hollywood'un nasıl işlediğini biliyorum. Tabii. E, müthiş bir algı operasyonu yapacaklar. Nasıl ki o holokostu hepimizin beynine kazıdılar. Hı. Şimdi kendilerine haklı çıkarmak için kültürel anlamda bütün güçlerini kullanacaklar ve... E, ...sinematik açıdan da başarılı... ...izlenebilir filmler yapacaklar. Evet. Doğru veya yanlışlığından... Evet. ...bahsetmiyorum ama... yüksek ...teknik sahip. olarak Hı -hı. çok başarılı... ...estetik olarak başarılı... ...filmler yapacaklar. Evet. Ee, 7 Ekim'i e öne çıkaracaklar. Ee, başladılar zaten. Başladılar ve... Hı -hı. E, ...her yerde bunları göreceğiz. Ee, görüyoruz, görmeye... ...başladık da zaten. Yani dizileri... ...şeyleri girmeye başladı. Ama... Ee, yani bizim de yapmamız lazım. Biz yapmazsak çünkü dünyaya ve geleceğe sadece bunu onlar anlatacak. Evet. Ya bizim çok güçlü hikayelerimiz var. Mesela benim bir esir mektubundan karşılaştım. Böyle bir katalogda bir esir mektubu vardı. Bir tane adam Krasnodar, Rusya'nın Krasnodar şehrinden Kudüs'e kart atmış ee, Kızılaç Komitesi aracılığıyla gidiyor sansüre tabi olan şeylerden. Bu adam kimdir diye baktım. Arif El Arifi diye Kudüs'te doğmuş, 1800'lerin sonunda Kudüs'te doğmuş bir adam. Ee, Osmanlı Devleti şeyi tabii ki e, tebası geliyor. Mercan İdadesi'nde bu Yakup Kadriler'in falan eğitim aldığı yerde eğitim alıyor. Daha sonra mülkiyeyi bitiriyor. Bir Osmanlı subayı oluyor. Kafkas cephesinde savaşıyor. Kafkas cephesinde savaştıktan sonra Ruslara esir düşüyor. Es esaretteki mektubu elimizde. Arif El Arifi'nin. Daha sonra gidiyor. Kudüs'te Doğu Kudüs'ün belediye başkanlığını yapıyor. Gazze'nin tarihini yazıyor bu insan. Arif El Arifi. Önemli bir entelektüel. Şimdi bu Osmanlı için, bizler için e, Filis, e, şey Kafkasya cephesinde, yani Filistin cephesinde de değil. Hani bahsettik ya biraz önce, Çanakkale'deki Filistin'den. Sadece Çanakkale'de değil, her yerde varlardı. Tabii. Evet, e, bireysel bazı hikayeler, bazı. Birinci Dünya e, Savaşında da hı. dediğiniz gibi. Hı hı. Hatta e, insanlar şunu araştırdığımı bilmiyorum. El Kassam'ın adı neden El Kassam? Kimdir El Kassam? Evet, İzzettin El Kassam bir Neler Osmanlı. Neler yapmıştır? Evet. Ee... Yani işte bir Müftahmet Hulusi'nin e, cihat fetvasıyla El Kassam'ın arasındaki o benzerliği görmezseniz, milli mücadele e, işte e, ku Filistin'in Kuvay milliyesidir, e, direniş dediğimiz zaman böyle hani insanlar aa diyorlar falan. Yok öyle mantık kendi bir böyle, içinde, dire bir içinde birebir yani milli mücadelenin içindeki Ömer, bir isim. Ömer, Ömer Muhtar aynı şekilde İzzettin El Kassam aynı şekilde işte Müftahmedülisler aynı şekilde bunların hepsi e, direnişin e, şeylerini böyle altyapısını örgütlemiş insanlar ve gerçekten hani Mesela işkodra kuzeyde işkodra vardır Arnavutluk'ta kilit noktadır mesela orası düştüğü an İstanbul'a gelinmesi çok çok hızlı zamanıdır o kilit taşının korunması lazım 1910'lara kadar korunmuşuz orayı. Hı hı. Gazze mesela kilit taşıdır 3 tane Çanakkale gibi 3 tane muharebeden oluşuyor Gazze muharebedir Üçüncüsünü de anca geçebiliyor İngilizler. İlki ikisinden püskürtülüyorlar. Yani, Kıymetli Mesut Uyar Hoca'nın kitabı var, Gazze Muharebeleri diye. Orada da görüyoruz. Yani çok ciddi İngilizlere kök söktürülüyor. Çünkü düştüğü anda, Gazze düştüğü anda Kudüs'e geçecekler. Kudüs geçtiği anda da psikolojik anlamdaki veya jeopolitik anlamdaki şeyler olacak. Ve Anadolu'nun savunulması güçleşmiş olacak. Bütün bunlar var yani. Hani baktığımızda... Hep böyle söylenir işte Saraybosna, İstanbuldur işte şeyde böyle hamasi şeyler gibi gelenlere, bunun değil kesinlikle bir değil. Gerçek. Yani ve kanıtları var. Evet. Yani tarihi kanıtları var. Ee, bunu araştırmacı yazarlar, bilim adamları söylüyor, Hı. ortaya koyuyor zaten, işaret ediyorlar yani. Görmek lazım. Kesinlikle. Bunda da e, Türkiye'nin güçlü olması lazım. Yani merkez Türkiye, e, Türkiye ne kadar güçlü olursa. Türkiye'deki liderlik ne kadar güçlü olursa, Türkiye'nin ekonomisi ne kadar güçlü olursa, Türkiye'nin entelektüel altyapısı ne kadar güçlü olursa, diğer coğrafyalardaki insanlar da o kadar özgüvenle şey yapacaklar. Ya bizde mesela şey oluyor. Hani Balkanlara gidiyorum. Ya Türkiye güçlüyse biz mutluyuz diyorlar. Bizden daha fazla mutlu oluyorlar. Çünkü biz burada içimizde işte şu diyoruz, bu diyoruz, böyle kavga gürültü diyoruz ama orada tek bir tane Türkiye var. Bu Türkiye hasta mı, sağlıklı mı? Buna bakıyorlar. Filistin'de aynı şekilde. Başka yerlerde, Bangladeş'te aynı şekilde işte e, Myanmar'dan gelenler, mülteci, Arakan mülteci kampları vesaire bunlar. E, çözülebilecekse burada bir çözüm, bir umut bekleniyor. Çünkü üreten akıl bin yıldır üretilen akıl e, akamete uğrasa da bazı hastalıklar geçirse de bazen zaafa düşse de e, birikim, burada bir birikim var. E, bizim de e, yani en büyük hastalık e, şey değil yani hani ümitsizlik ve Karamsarlık. Yani bunu atmamız lazım. Asla ömitsiz olmayacağız dediğiniz gibi. Zaten en başında da söylediniz, e, bitirirken de aynı şeyi söylemeniz Çok kıymetli. Asla ümitsiz olmayacağız. Elimizden geleni, elimizden gelenin fazlasını hani kendimizi aşarak sınırlarımızı İnşallah. aşarak yapmaya İnşallah. çalışacağız. Sizin çalışmalarınız çok kıymetli, çok saygı duyuyorum zatınıza çok, çok e, Tekrar göstermek istiyorum. Özellikle de Filistin defterini göstermek evet. istiyorum. Sinemacı arkadaşlarımdan da rica ediyorum lütfen lütfen kıymetli yazarlarımızın eserlerini filmleştirin diziler yapın filmler yapın bütün dünyaya seyrettirin e, bu hikayeleri e, çünkü anlatıyorlar anlatan anlatıyor sizler de taşın altına elinizi koyun çok rica ediyorum e, bu Bizim geleceğe bırakacağımız en önemli miras değil mi? Evet. Çocuklarımıza, torunlarımıza Kesinlikle. bırakacağımız en önemli miras bu çaba içinde olmak olacak. Halil, İbrahim Mezgi çok çok teşekkür ediyorum. Ee, başarılarınızın, çabanızın, umudunuzun devamını diliyorum. Çok teşekkür ederim. Katıldığınız ediyorum. Katıldığınız için sağ olun, var olun. Evet, yarın Deniz Uğurlu 24 hafta sonunda yeniden birlikte olacağız. Konuştuklarımızı lütfen unutmayın, aklınızda yer et. Görüşmek üzere.